Arkadaşlar selam. İstanbul'un göbeği Garipçe köyü Bağlaraltı koyundan herkese selam. Değerli dostlar, bugün gerçekten mutluyum. 25 yılın ardından çocukluğumun, gençliğimin geçmiş olduğu bir koya geldim. Tabii daha önce teknelerden devamlı geçiyorum ama emin olun buraya gelmek anca şimdi nasip oldu ve de çok da pişmanım. Değerli dostlar, biraz muhabbet edeceğiz. Ondan sonra hem koyu tanıyacağız. Size anlatmak istediklerim var. Lütfen videoyu kesmeden devam edelim, izleyelim. Sizden ricam. Covid'den sonra gerçekten aklıma veya vicdani olarak söylüyorum bunu, içinden gelerek söylüyorum bunu arkadaşlar. Hayatta hiçbir şeyi geciktirmeyelim. Evet, hiçbir şeyi geciktirmeyelim. Yaşayacağımızı, yaşamak istediğimizi, heveslerimizi arkadaşlar emin olun geliyoruz, geçiyoruz. Bakıyorum şöyle, çocukluğuma daldım şu anda. Şurada oynuyorduk, şurada şey yapıyorduk. İş hayatına daldık. Kendime vakit ayıramadım. Evet, kendime hiç vakit ayıramadım. Vakit ayırmak bile aklıma açıkçası hiç gelmedi. Çünkü başkalarının işlerini yapmak için, başkalarının söylediklerinin daha değerli olduğunu düşündüğüm için emin olun hiç bu videoyu kesmek de istemiyorum şu anda. O kadar çok şey anlatmak istiyorum ki. Karnım acıktı, karnımı doyurmaya vakit bulamadım. Neden? Başkasının işini yapalım diye. Yorulduk, oturup dinlenmek istedik, dinlenemedik. Tabii bunu devamlı ben düşünüyordum. Bu videoyu zaten yapmak istiyordum ama emin olun doğru mu olup olmadığını hakikaten bilmiyordum. Ama bu köye geldim. Tabii 25 sene öncesine geçtim. Burada oynuyorduk. Birbirimiz çocukluğumuzu yaşıyorduk. Ama bir bakmışız büyüdük. Buralara geldik. Biraz da duygulandım bu arada. Yaklaşık 40'a geldim. Bir 20 sene daha yaşayacağımın garantisi herhalde kimsenin yok. Ama başkalarının hayallerini, başkalarının ümitlerini gerçekleştireceğiz diye kendi hayalimden, kendi hayallerime hep uzaklaşmışım. Ciddi anlamda söylüyorum. Uzaklaşmışım ve uzaklaşmaya da devam ediyorum. 3 yıl önce çalışmış olduğum firmadan işi bıraktım. Dedim ki hayallerimi yapacağım. Hakikaten hayallerimi yapmaya başladım. Hayallerimle gitmeye başladım. Hatta hayallerim de bu YouTube'da vardı. Ama arkadaşlar bir baktım ki yine işler çoğaldı. Yine işler birbirini kovalamaya başladı. Yine baktım ki insanların peşine, insanların istediği şekilde olmaya başladı. Tabii ki burada durum meselesi, durumumuz biraz iyi olacak veya kötü olacak. Bu durumları da gözetmek lazım. Ama gerçekten hayatta her şeyin maddiyat değil, arada bir buralara gelmek, çadır kurmak, sandala binmek, ne bileyim arkadaşlar, gecelin gelip ateş yakmak. Ne yapmışım diyor. Hiçbir şey yapmamış. Hiç. Tamam. Videolar çekiyoruz. Güzel bir şeyimiz var orada. Ama gerçek anlamda kendime hiç vakit ayırdığımı düşünmüyorum. Gerçekten şunu da söyleyeyim. O videoların içerisinde gördüğünüz vakitlerden belirli bir kısımdır. Yani tamam, vakit ayırıyorsak bile bunlar sınırlı çerçeve içerisinde. Hep iş, güç, oraya, şu sesten bile uzak kaldım. Denizin içindeyim. Şöyle buraya gelip oturamadım. Diyeceksin ki ya kardeşim kafamı şişiriyorsun. Niye anlatıyorsun bunu bana? Beni bilen bilsin abi. Benim kanalım bu. Denizimiz de bu. Bizim burası bozkırımız arkadaşlar. Burası bozkır. Hani insanlar memleketinde bir bozkır vardı. Bizim de bozkırımız burası. Tabii ki benim burada videolarımı da söyleyeceğim. Değerli dostlar. Herkes bir eleştiri içerisinde.
Ama geldik gidiyoruz hayat arkadaşlar. Bak ben buraya çivi çakmamışım. 25 sene sonra yine gelmişim buraya. Bizim videolarımız belli. Burada videoları ihtiyacı olan gelir seyreder, beğenirse beğenir, beğenmezse bize eleştiri yapmayın arkadaşlar. Yorum, kötü yorum kimse yapmasın. Çünkü o ekranda yorum yaptığınız zaman arkasında bir kişi var. O da benim. İster istemez bunu vicdanı olarak gönlüme takıyorum. Ben takmaya da devam edeceğim. 2200-2300 abone olduk. Şükürler olsun, sıkıntı yok. Ama bizim buradan zaten bir beklentimiz yok. Para da kazandığımız yok, bir şey de yok. Burada hayre sanat gibi düşünebilirsiniz. Yine bakıyorum. Konuşuyorum, ediyorum, yapıyorum. Böyle hep dalıp gidiyorum. Uzaklara. Şurada askerli yalı var. Onun yanında mezarlık yalı var. Mezarlık yalı deme sebebim arkadaşlar, mezarlık olduğu için. Çok güzel. Çok güzel. Biraz çenem düştü. Farkındayım. Konuşmak da istiyorum. Biraz dinlendiğimi düşünüyorum burada. Evden çıktım. İşi gücü bıraktım. İşe gitmedim bugün. Bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü iş bitmiyor. Gerçekten bitmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmasanız bir şeyi bir yere koyuyorsunuz. Yine aynı yeri yer değiştiriyorsunuz. Bir iş ortaya çıkıyor. Şöyle alayım kamerayı. Şöyle sahili biraz göstereyim size bu arada. Kamerayı çeviriyorum değerli dostlar. Şöyle güzel bir sahilimiz var. Şöyle oturmak istiyorum. Biraz da siz dinleyin arkadaşlar. Siz de dinleyin. Gidiyoruz. Bir arkadaşımızla buluşacağız. Diyor ki akşam saat 7'de buluşalım. Bu arada konuşacağım arkadaşlar. Siz de böyle seyredersiniz. Belki ekranın arkasından sizin için bir güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Akşam 7'de buluşacağınız. Akşam 7'ye kadar beklersiniz. O gününüzü öldürür. Geri dönüp abi veya Fahrettin Kaptan veya Fahrettin ben gelemiyorum bile demez. Evinize gidersiniz. O günü o arkadaşınız için öldürürsünüz. Ama bir kendinize böyle bir günü, bir gününüzü çalmış olur. Tabii bunu bilmez. Aramak da istemez. Yine bir arkadaşınız vardır. Güzel konuşursunuz, iyi konuşursunuz. Ne kadar iyi konuşursanız konuşun, ne kadar iyi olursanız olun, küçücük bir şey de sizi hayatından çıkarmaya göze alır. Ama bilmez ki o kişinin de arka tarafta başka bir hayatı olduğunu. Değerli dostlar, burada konuşuyorum ama samimi söylüyorum. O kadar içim rahat konuşuyorum. Ha diyeceksiniz ki abi ne konuşuyorsun? Saçmalıyorsun. Ya böyle kanal mı olur diyeceksin. Olur abicim, olur. Olur. Hayatta neler olmuyor ki? Bizim kanalımız olmuş, olmamış önemli değil. Şöyle kamerayı yine yüzüme çeviriyorum. Oturmuşum bir taşın üzerine. Değerli dostlar, belirli bir videonun dakikanın üzerine çıkmak istemiyorum. Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Hakikaten çok mutluyum. Hiç kimseye abone olun da demeyeceğim. Like da atın demeyeceğim. Zaten demeyeceğim arkadaşlar.
daldık bir yere gidiyoruz. Değerli dostlar, anlattıklarımda bir kusur ettiysek kusur dilerim. Görüşmek üzere diyorum. Artık kanalımızda emin olun hem hayatımla alakalı hikayeler de olacak, hem böyle sahilde yaşadıklarım da olacak. Tabi tekne de olacak. Tabi teknemizi alana kadar, teknemiz olacak mı onu da bilmiyorum. İşler hep sarpa sarıyor. Neye niyetlendiysek o da olmuyor. Teknemiz olana kadar belki böyle sahillerde takılacağız, bilmiyorum. Saygılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek umuduyla diyorum. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.